Yaptığın şeyin haddi hesabı var mı? Ne oldu şu? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapan yine? Öprakçılığın üstünde değil mi? Evet. Ben gittim miydi iş yerinden sana bir haller oluyor. Hemen geliyorsun sen benim odaya çullanıyorsun. Şey Ramazan'da bir şey konuşmuştuk da hocam kusura bakmayın. Ramazan sen dışarıda bekle geleceğim. Otur. Oğlum bize iki ıslamı gönder. Abdestimi aldım. Efendim? Terlikler ıslak da ondan. Ha şey Ramazan'la görüşürken ben abdest almıştım da onlar herhalde ondan nemli. Ben ona söyledim temizlikçilere söyle de yerlere paspas yapsınlar dedim. Yapmışlar maşallah gençler iyiler maşallah. Görevimi yaptım inşallah. Hafız Murat'ı mı dinledin? Onu radyo çekmiyordu da ilahi dinleyemeyince onu açtım. Hı. Kusura bakmayın. Yani benim bir hatam olduysa özür diliyorum şimdiden. Yani ben karıştırmak istememiştim. Kusura bakmayın. Özür dilerim. Bak sana korunduğumda falan değil yani. Sen benim ikinci adamsın. Yani burayı benden sonra yöneten tek kişi sensin diyebiliriz yani. Sana kıskandığım fütüten falan değil. Evet. Yani biraz evet. Otursa konuşalım. Otur. Zaten size anlatacaklarım. Geç geç tamam otur. Siz buyurun, buyurun inşallah, oturun inşallah. Anlat bari ne oluyor? Şey, Ramazan yemekleri beğenmiyormuş da. Yemeklerini beğenmemiş, ne var da her gün etli sucuklu yemek çıkar daha ne şey, istermiş? Yani, Allah taş yapar valla. Ya eşek kadar yaptığına bak şunu yani, bir de örnek olması gereken bir kişi yani. Ya... Zamanında ben de böyle işlerle uğraştım, çok ağzım yandı. Ne işle uğraştığınızı tam bilmiyorum. Anlatırsanız. İnşallah tecrübelerinizden faydalanalım. Allah razı olsun. Bak, bizim eski sanayide zamanında dükkan vardı. Ben tornacılıkla uğraştım 2 sene. Orada ben kalfalara yemeği ben kendim pişirdim yani. Et, sucuklu, bastırmalı falan yemek yapardım ama beğenmemeye çalıştı. Ben de iyi dedim. Beğenmiyorsanız paranızını vereyim size yemeğin evet. Parasını. Kendiniz bulup buluşurun yiyin dedim. Daha sonra bir baktım ana adamlar oturmuş kendi yetetine şey yiyor. Yumurta ekmek, helva ya, ekmek falan. Yani şey etsiz. Evde yani. Daha iyisini mi yiyor dedim. Doğru. Sanki evde daha iyisini mi yiyor? Yemediniz de işte biraz hava yapmak için yapmış olabilir. Yani ben beğeniyorum şahsen. Ama işte senin bu huyunu beğeniyorum. Yani benim ikinci adamımsın. Yemekten bir şikayetim yok. Allah razı olsun diyorum. Burada daha iyisini bulacağım. Daha iyisini istiyorsam lokanta açarım. Sen var ya... Senin maşallahın var. Sen helal süt yemişsin. Allah'a diyorum. Bak maşallahın var senin. Estağfurullah. Pek canı, canı başında adamsın. Ben olmasam sen işleri maşallah yürütüm gidin. Sensiz olmuyor Ali Osman. Maşallahın var yani. Allah seni başımdan eksik etmesin. Amin. Allah razı olsun. Tamam ben buraya... Yemek için gelmiyorum, çalışmak için geliyorum. Çoluğun çocuğun var değil mi sen? Var. 2 oğlan 1 kız. İnşallah büyüyorlar. 9 yaşında ilk büyüğümüz. Maaşın da yetişiyordur yani. Yani ben maaş için çalışmıyorum Allah için. Yani şuradan şuraya gidemeyim. Allah belamı versin. Ben maaş için Allah rızası için çalışıyorum. Kalbimden benim gelerek. Öyle. Yani maaş için çalışmış olsaydım zaten başka yerlerde çalışabilirdim. Kravatı mıyım? İyi maşallah.
Vallahi rahatladım yani. Seninle konuşmak iyiydi. Ben Şimdi gideceğim de. sanayide. Birçok işlerim var yani. Akşama kadar gezeceğim. Sen devam et. İnşallah Sen devam edeceğim. iyisin. Tabii. Hadi selam aleyküm selam. Ne tarafa gidiyorsun? Yatsıdan sonra işim var ama camiden çıkışta ben vakfa uğrayacağım. Oradan sonra belki görüşebiliriz seninle. Sen adamsın sen Sağ ol abi. maşallah var. Hadi. Sağ Namazını kıl, tesbihini çek. İnşallah. Ne Görüşürüz. işiniz vardı? Ondan sonra Hacı Veysel'in orada bir takım işlerim var. Alt geçitten orada var ya. Alt. Zaten ben akşama kadar buradayım. Ben Tamam. sizi ararım. Sen o zaman işleri yaptıktan sonra devam İnşallah. ederiz. Cepten ara. Olur. Maşallah. Maşallah. Esselamu aleyküm. Kendine iyi bak.